Bunlar tamam. Şimdi de majör rengi seçmemiz lazım. Doğru. Pantona bakalım isterseniz. Olur. Aa evet. Bu senenin rengi şeftali tonları. Çok güzel olur bence de. Sebep? Yani yumuşak bir renk çünkü. Zihni, ruhu, bedeni zenginleştiriyor. Hem de sakinleştiriyor. Bence hepimizin ihtiyacı var. İlginç. Yani sen genelde böyle canlı iddialı renkleri seversin. Mavi'nin sevdiğin renkti mesela. Safir'in rengi. Hala öyle. Ama kişisel tercihlerimizle işimizi birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Anladım. Bu zevkler de gelip geçici, değil mi? Yani bugün Safir'i seviyorsun. Sonra bir bakmışsın, yarın Yakut'u. Eve gidelim mi artık? Olur. Bu arada bunları çeşitlendirmemiz lazım. Gittiğimiz köye tekrar gidelim, daha fazla örnek alalım. Yarın sabah seni gelip alırım, olur mu? Tamam o zaman. Ateş, gidebilir miyiz yani yarın köye? Gidin, olur. Benim de gitmemi ister misiniz Ateş Bey? Ya gerek yok Masa. Eğer başka bir işimiz varsa ben gitmeyebilirim yarın. Madem Yaman gidilmesini söylüyor, gidin. İyi akşamlar, hadi Feraye. Ben eşyalarımı alıp çıkıyorum. İyi akşamlar. Köy çok uzak değil aslında. Sabah erken çıkarsak en geç akşam üzeri dönmüş oluruz biz. İstersen Yaman'la konuş, şirketten bir şoför götürsün bizi. İçine sinecekse. Gerek var mı? Ateş, benim fikrim değildi. Hatta haberim de yoktu. Yani sen bir şey yapacaksan hiç gitmeyelim. Ya da ben gitmeyeyim. Oo, siz bayağı böyle bir çift oldunuz ya, her yerde omuz omuza. Ne oldu, neyi var? Bilmiyorum yani, ben de pek anlayamadım. Belki de bu oyunu oynamaktan sıkılmıştır artık. Ateş? Biraz sohbet edelim mi? Neden olmasın? Neden böylesin? Ne oluyor? Gerçekten haberin yok. Yani zaten zor bir ihtimaldi Güneş ve sen. Daha katı kuralları olan bir insan. Sen öyle değilsin ki. Oynadığın oyuna baksana. O bizim dünyamıza ait değil. Hadi. Gülsoylar'daki %50 hissemi sana bıraksam. Kabul eder misin? Bırakmak derken? Artık o hisselere ihtiyacım olmayacak. Şirkette de bir bağım kalsın istemiyorum. Sen gidiyorsun. Yani ilgilendiğin kısım bu mu? Ben sana Ürgüp'teki en büyük girişimi vaat ediyorum. Senin ilgilendiğin şey bu mu? Sen boş ver onu, sen gel evet de. O kapıdan büyük ortak olarak gir. Ateş, sen gidiyorsun.
Güneşin peşinden gidiyorsun, değil mi? Anladım. Allah'ım, bu doğru mu? Feray ne olacak peki? Feray artık burada yaşamayacak, o yüzden senin sorunun değil. Allah'ım inanmıyorum. İnanmıyorum. Ateş gidiyor. Resmen gidiyor ya. Vazgeçti. İntikam falan almayacak. Kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı sevgilim. Az kaldı. Yok. Yok, benim şimdi sakin olmam lazım. Bu kadar yaklaşmışken hata yapmamam gerekiyor. Güzel kardeşim. Sonuna gelebildim vallahi. Takdir ediyorum seni ya. Ha? Koskoca konakta biz niye burada buluşuyoruz ya? Çünkü sana söyleyeceğim şeyin kimsenin duymaması lazım. Hayır olsun. Ne bu gizem? Şirketten ayrılman lazım. Ben sen ne saçmalıyor ya? Ya oğlum temelli değil, böyle bir 6 ay ya da geçici bir süre bakacağız artık. Neden? Şirkette ortalık karışacak oğlum. Ortam gerilecek, senin etkilenmeni istemiyorum. Çünkü sana bir şey olursa kendimi affetmem. Vallahi bak hiç etkilenmedim. Hiç etkilenmedim. Şu kadar etkilenmedim bunca olayla hiç. Bir ne olduğunu anlatır mısın artık? Şu oluyor kardeşim. Ateş bu şirketten gidene kadar ben elimden geleni yapacağım. Sen ondan işte biz Feray'la birlikte çalışacağız. Biz işte birlikte işleri düzene koyacağız. İşte bir haftada yetiştiririz. Ekibe gerek yok. Çizimleri getiriyorsun bir sene önceki falan fıstık. Ulan arı kovanına çomak sokmayı bırak bırak. Bırak artık şu kızın peşini. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Oğlum Ateş, ben Feray'a şu üçlüye bak ya. Sen bu üçlünün aynı ortamda çalışabildiğini düşünebiliyor musun? Ha? Bir de aynı havayı soluduğumuzu ya. Bak ya ben gideceğim ya onlar gidecek, tamam mı? Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü benim evimde, yurdumda burası kardeşim, tamam mı? Ama Ateş'in öyle değil. O adam zaten buraları hiçbir zaman benimsemedi ki. İlk fırsatta herif kaçtı gitti Amerika'ya. Yine Amerika'ya gitmesi için elimden geleni yapacağım. Yalnız bu adam bu şirketin %50'sini satın aldı, bilmem biliyor musun? Nereye gidecek? Oğlum dinlemiyor mu beni ya? Her şeyi yapacağım diyorum oğlum. Kabus gibi çökeceğim adamın üzerine. Vicdan azabı olacağım, anladın mı? O benden kaçacak, delik arayacak. Hakkacığım yanlış anlama ama ben seninle biraz saplantı seziyorum. Ya bırak ya. Bırak bir relax ya. Vallahi bak bir savaşın içine tekrardan girmek istiyorsun sen belli ama ben bu savaşta taraf olmam. Bunu belirtiyorum bak, altını çiziyorum, olmam, tamam mı? Sal beni ya. Sal lan beni, sal sal. Tamam kardeşim. Senden bir taraf olmanı istemiyorum. Allah Allah. Tamam, bu benim meselem. Tamam. Sen hiç karışma, sana söylüyorum sadece, tamam. Kimseye de ihtiyacım yok. Vallahi ben hayal ya. Vallahi ben hayal, keseceğim kendimi artık ya. Hayır şimdi. Feraye kötü bir şey mi oldu? İyi misin? Hayır hayır. Tam tersi. Korktum bir an. Yani biz bayağıdır böyle telefonda konuşmadık ya. Biliyorum canım. Kusura bakma lütfen. Yani bunu biriyle konuşmam lazımdı. O kişi de sensin tabii ki. Öyle. Ben şimdi böyle tam olarak anlatamıyorum yani. Söyleyemiyorum bir şeyler de. Ya niye işte, ben de bunu anlamıyorum. Biz eskiden ne olursa olsun her şeyi konuşurduk seninle. Yine konuşacağız. Yine konuşacağız. Her şey eskisi gibi olacak. Hayır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey eskisinden daha güzel olacak. Ya kızım niye merak kasıyorsun? Hadi söyle gitsin işte ya. Son bir badire daha var önümde. Ondan sonra her şey çok güzel olacak. Feraye sen sarhoş değilsin şu an. Hayır. Hayır değilim. Saçmaladığımın ben de farkındayım ama yani işte biriyle konuşmam gerekiyordu Hazal.
gerçekten ve dediğim gibi o kişi sadece sensin. Bunu duymak benim için çok güzel, biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Hadi uyusan artık. İyi geceler. İyi geceler.